Bu videoda Finder Opta PLC'yi Arduino IDE programı ile programlayacağız. Programlarken Minis komutunu kullanacağım. Hatırlarsanız IDE'de programlamada ilk çektiğimde sıralı durum ledlerini çalıştırmıştım ve demiştim ki bu şekilde bu çalıştırılmaz çünkü delay komutu kullanmıştık orada. Delay da program durur, diğer işlemleri gerçekleştiremez. Şimdi yine sıralı çalışma işlemleri ya da zamanlama işlemlerini yapıyoruz biz PLC içerisinde ya da işte Arduino IDE programında ama Minis komutu kullanıyoruz burada. Minis komutunu ders notunda bahsettim. Bununla ilgili de birçok örnek var ders notunun içerisinde. Şimdi Minis komutu ne? Minis komutu şu. Arduino'yu siz çalıştırdığınız andan itibaren ya da run olduğundan itibaren içerisinde milisaniye sayan bir sayaç vardır. Unsigned long hafızalarını kullanır bu ve devamlı birer milisaniye arttırarak sayar. En son alacağı değer şudur. Bunu da işte 49-50 gün derler genellikle dokümanlarda. 50 güne kadar buradan sayım yapar. 50 günden sonra restart yapar ve sayı tekrar sıfırlanır. Minis komutunu şöyle söyleyeyim. Bu donanımsal olarak artan bir değerdir. Siz minis komutunu sıfırlayamazsınız. Minis komutunu değiştiremezsiniz ama şunu yapabilirsiniz. Minis komutunu alıp olması gereken değeri üstüne artı eksi ekleyip ya da işte bir şekilde karşılaştırmalarla o zaman değerini yakalayıp yakalamadığınıza bakarsınız. Yaptığınız temel işlem bu. Peki bu videoda ne yapacağız? PLC programlamada benim kullandığım TOF, TP ve ton zaman röleleri var. Onları milis komutuyla Arduino IDE programında yapıp Finder Opta'da deneyeceğiz. Yapacağımız iş bu. Şimdi burada önce TOF'la başladım. Çünkü anlaşılması en kolay zaman rölesi ya da zamanlama işlemi TOF. PT sayacağı değer milisaniye cinsinden 3000'i girdik. Unsigned long alan açtım. Adına da PT dedik. Burada üstündeki LED bulletin'i output yaptım. O LED'in çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Bunu bir isterseniz dijital çıkışa da aktarabilirsiniz. Bir röle de çalıştırabilirsiniz ama hani görsel olması açısından böyle bir şey yaptım. A0'a bağlı olan butonda yani birinci input'a bağlı olan butonum da benim için input. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada ilk önce if ile butona basılı olup olmadığını sorguluyoruz. Digital read A0 oku. Eğer butona basılmışsa yani 1'e eşitse basıldığı anı al. Nereden alacak basıldığı anı? Minis değerinden alacak. Dediğim gibi bu devamlı akıp giden bir değer. Ve bunu sıfırlayamazsınız. Sıfırlayamayacağınız için de basma anındaki minis değerini aldık. Ve basma anındaki minis değerini aldık ama bak burada eksik bırakmışız. Şunu tekrar Ctrl-C yapalım. Basmağını da basmağını bir hafıza alanı. Bu hafıza alanına değer açmam lazım. Unsigned long Ctrl-C. Basmağını dedik. İlk değer olarak da buna sıfır atadık. Tamam. Basmağını hafıza alanına şu an butona basıldığı andaki miliste akıp giden zamanı, o anki zamanı al basmağına dedik değer olarak yaz. Daha sonra butona basıldığı için Digital Read LED Bulletin'i 1 yap. Ya bundan öncekilerde High-Low kullanıyordum ama hakikaten alışık olmadığım için beni zorluyordu. Şimdi bu ve bundan sonraki örnekte işte High'lara 1, Low'lara 0 diyeceğim. Bana bu daha rahat geliyor. O nedenle LED yani üstündeki Bulletin'i 1 yap. LED'i yak demişim. Bu. Şimdi daha sonra demişim ki oku, digital read A0 oku, eğer sıfırsa yani butondan elimizi çektiysek ve milis eksi basmağını yani mevcut zaman milis bundan basmağını çıkart. Basmağını çıkarttığınızda elde edeceğiniz değer ne? O an artarak devam eden bastıktan sonraki zaman değeri. Bu eğer PT değerinden yani 3000'den büyükse LED'i söndür demiş. Burada herhangi bir sayaç falan kullanmadım. Nedeni de şu. TOF'u hatırlayın. TOF nasıl çalışıyor? Siz input'u verdiğiniz anda output çıkış verir. Ne zamanki butondan elini çekersin, butondan elini çektikten sonra zamanı sayar ve daha sonra çıkışı keser. Bakın şimdi butona basıyoruz. Her butona basışımda yani elim butonda olduğu sürece şu if sorgusu işliyor. A0 eşit 1 ve her bastığımda yani butona basılı olduğu müddetçe her döngüde basmağını yeni milise atıyor. Yani yeni milisi basmağını atıyor. Örneğin milis 370.000 birken basmağının içerisine üstü 370.001 atanıyor. Bir sonraki de döngüye geliyor. 370.002 oluyor. Basmağının yeni değeri 2 oluyor.
370 bin 2 oluyor. O nedenle şu milisle basma ağını aynı değer. Niye? Çünkü basma ağının içerisine milisi atıyor. Yani akıp giden zaman atıyor. Atadığı için şurada döngüde şu sorgu her zaman işte atıyorum 370 bin 2 eksi 370 bin 2 oluyor. Tamam mı? Bu da 3000'den büyük olamayacağı için sorun yok. Butondan ne zaman elimi çekiyorum? Şu sorgu sağlanmıyor. Yani A0 1 gerçekleşmiyor. Çünkü A0 0 oluyor. 0 olduğu için döngü buraya girmiyor program. Girmediği için de en son elimi nerede çektiysem basma anının içerisinde değer olarak o milis değeri var. Ve artık ondan sonra saymaya başlıyor. Ve şurada da butondan elimi çektiysem diyorum ve milis değeri eksi basma anı. Artık basma anının içine yeni değer atanamıyor. Çünkü butonları elimi çekmişim. 3000'den büyükse buradaki led bultini yani üstündeki led'i söndür. Bunu gönderelim. Top zaman rölem. Bakın 3 saniyeden fazla basayım ki değişmeyeceğini görün. Elimi çektim. 3 saniye sayacak. 3 saniye saydı. Şimdi gelelim TP zaman rölesine. TP zaman rölesini hatırlayacak olursanız aslında TOF'a benziyordu. Girişi uyguladığınız anda kontaklar konum değiştirir. Süre sonunda kontaklar ilk haline geri gelirdi. TOF'ta neydi? Giriş uyguladığınızda kontaklar konum değiştiriyordu. Elinizi çektikten sonra saymaya başlıyordu. TP'de ise giriş uyguladığınız anda kontaklar konum değiştirir. Artık girişten bağımsız olarak süre sonunda kontaklar eski haline geri gelir. Yani girişten bağımsız olma şartı var burada. TP'den düzeltiyorum. TP'nin TOF'tan farkı bu. O nedenle bir tane ilk butona girdi mi girmedi mi sorgusunu soracağım sayaç var. Şimdi gelelim yine aynı outputlar. Diyorum ki dijital read A0 oku butona basılmışsa bu benim için yetmez ve sayaç 0'sa ilk şartta ne durumda sayacın içerisi 0 gir mevcut akan milisi basma anı içerisindeki hafıza alanını ismindeki hafıza alanını ata ve sayacı 1 yap. Sayacı 1 yaptıktan sonra artık butona basılı olsa da yani şu şart sağlansa da sayaç 1 olacağı için program bu if sorgusunu gerçekleyip bu içeriye giremez ve led'i yap demişim. Led'i 1 yap demişim. Tamam. Şimdi artık led'i 1 yaptı. Mevcut butona bastığım andaki milis değerini basma anına aldı. Daha sonra demişim ki if digital read. Eğer led yanıyorsa basma anındaki ya da şöyle söyleyeyim mevcut zaman değeri milisi basma anından çıkarttığınızda yani butona ilk bastığımda bu aradaki zaman 3000'den PT değerinden büyükse led'i söndür. Led'i geldim burada söndürdü. Tamam. Şurada sayacı koymak zorundayım çünkü butona basılı olduğu sürece bu sorguyu eğer sadece if digital read A0 1 ise sorgusu sayaç olmazsa butona basılı olduğu sürece devamlı gerçekleşir ve butona basılı olduğu sürece milis değerini basma anını işte milis değerini atacağı için zamanı bir türlü arttıramam. Ama neydi? TP zaman rölesinin çalışması artık girişten bağımsızdı. O nedenle bu atamayı yaptıktan sonra basma anı mevcut akan zamanı basma anına atadıktan sonra artık tekrar bu sorgu gerçekleşmesin diye sayıcı burada 1 yapmışım. Ve sayaç 1 yapılmış aynı zamanda led de yakıldı. 1 yapıldı. Eğer led yanıyorsa ve aradaki zaman mevcut zamanla basma anı arasındaki zaman 3000'den büyükse led'i söndür. Şimdi tamam sayacı benim bir daha sıfırlamam lazım. Niye? Sayaç şu anda 1 bu sorgu yapılmasın diye demin anlattım. Elimi çektiğimde daha önce bununla ilgili örnekler çözdük. Butondan elimi çekmişsem ve sayaç 1 ise sayacı sıfırladım. Butondan elimi çektiğimde artık sayacın değeri çünkü niye? Butondan elimi çekmişim. Sayaç mevcut da şu anda 1 mi? 1. 1 ise sayacı sıfırla demişim. Bir sonra bastığımda tekrar işte sayaç 0 olduğu için zaman rölem çalışacak. Orada şöyle bir şey vardı TP'de. Şimdi burada TP'ye bastım. Zamanı saymaya başladı. Çıkışım çalışıyor. Burada şurada yaptığımız işlemde
Bir daha basarsam zamanı sıfırlar ama TP'de sıfırlamıyordu. Demek istediğim şey şu. Bastım, atamayı yaptı. Zaman yak diledi. Zamanı saymaya başladı şurada. Söndürecek. Elimi çektim o ara. Sayacı tekrar sıfırladı. Bir daha basarsam milis değerine yeni değer atar. Ve bunu söndüremem. Burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani zamanı bir kez daha bastığımda Ctrl C bağımsız olsun diyebilirsiniz. Ctrl V, tamam mı? Dijital read A0 okumuştuk ya şurada. Ctrl C, Ctrl V. LED'in durumunu okuruz. LED sönükse. Şimdi ne yaptım? LED yanıyorsa dijital read dedim oku. Şu şöyle olacak. Neyi oku dedim? LED'i. Çalışan LED'i. Eğer LED sıfırsa bu işlemi tekrar yap. Ne demek istiyorum? Butondan elimi çektim. Sayaç sıfırlandı. Şunu koymazsam sayaç sıfır şartı ve butona tekrar basma şartı sağlanıyor. Ve tekrar burada basma anı milise atar. LED'i söndüremeyiz. Ama butona basılsa da LED sıfır olmadığı sürece şu şartı ilave ettiğimde çalışmaz. Çalışmayacağı için de artık butona tekrar bastığınızda mevcut çalışan zaman değerini bozamazsınız. Bunu gönderelim. TP zaman rölem. 3 saniye sonra otomatik kesiyor. Basıp çekiyorum. Basıp çeksem de 3 saniye sonra kesiyor. Şimdi gelelim tona. Yine ton nasıl çalışıyor? Tonu hatırlayacak olursanız. Giriş uyguladığınızda çıkış vermez. Ne zaman çıkış verir? Zamanı sayar. Zaman sonunda çıkış verir. Girişi kestiğinizde de çıkış kesilir. O nedenle yine butondan bağımsız hale getirebilmem için bir tane sayacım var burada. İşte output ve input atamalarını yapmışım. Şimdi gelelim. Yine sayaç ilk değerim 0. Butona bastım mı diyorum. Butona basmışsam ve sayaç 0'sa yine akıp giden zaman değerini basma anı olarak hafızalarına al. Ve tekrar bu sorguyu sorma, onun için sayacı 1 yap. Ve butona elim basılı da olsa sayaç şurada 1 olduğu için bu sorguyu sadece bir kez yapar. Daha sonra demişim ki girişi oku. Butona basıyorsam burada niye yapmadık hocam diyeceksin. Burada yapamayız çünkü basma anını milise ya da milis değerini basma anında burada atadım. Burada da yine aynı sorguyu kullanacağım. Basma anı ile milis arasındaki zamanı kullanacağım. O nedenle burada yapamam. Yeni bir sorgu açıyorum. Eğer butona basmışsam milis değeri ile basma anı arasındaki değer 3000'den büyükse PT'den LED'i yak. Ne oldu şimdi? Tonda hatırlayın. Zaman sayarken parmağınızı çekerseniz saymayı durduruyordu. O nedenle yani girişi keserseniz saymayı durduruyordu. O nedenle sayma işlemini LED'i yakabilmek için sayma işlemi sırasında girişin olması lazım. Yani giriş 1 mi ve aradan 3 saniye geçti mi mevcut zaman ve basma an arasındaki fark 3000'den büyük mü? 3000'in üstüne çıktığında LED'i 1 yap. Ne oldu? Gittim 3 saniye sonra butona elim basılıyken 3 saniye geçti LED'i 1 yaptım. LED şu anda çalışıyor. Ne zaman duracak LED? Butondan elimi çektiğimde. Diyorum ki butondan elimi çektim mi? Dijital read, dijital olarak A0'ı oku ve 0'a eşitme elimi çektim mi? Elimi çektiysem LED'i 0 yap. Ve daha sonra sayıcı sıfırla ki bir sonraki çalışma için şu şartı tekrar sağlayabilelim. Gönderelim. Ton zaman rölem. Bastığımda çıkış vermeyecek. 3 saniye sonra çıkış verecek. Bıraktığımda kesecek. 1, 2, 3. Çıkış verdi. Bıraktığımda kesti.